Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarında sivil can kayıplarına yönelik yine Netanyahu yönetimini koruyan bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü günlük basın toplantısında İsrail'in kasıtlı olarak sivilleri öldürdüğüne dair bir delil göremediklerini söyledi. And you don't think that Israel intentionally killed civilians? We think far too many people. I have not seen evidence that they are intentionally killing civilians. We believe that far too many civilians have been killed. But again, this goes back to the underlying problem of this entire situation, which is that Hamas has embedded itself inside civilians, inside civilian homes, inside mosques, in schools, in churches. It is Hamas that is putting these civilians in harm's way. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın briefinginde yaptığı açıklamada gündeme oturdu. Sözcü, Gazze'de İsrail'in sivilleri kasten öldürdüğüne dair bir kanıt göremediklerini bu sözlerle dile getirdi. Amerikalı sözcü, sivil can kayıpları konusunda Hamas'ı suçladı. Miller, ilk haftalarda çok fazla Filistinlinin öldürüldüğünü düşünmenin bir sırrı olmadığını söyledi. İsrail'e uluslararası insani hukuka uymaları ve sivil kayıpları en aza indirmeleri konusundaki beklentimizi açıkça ifade ettik. Gazze'nin kuzeyinde olanın güneyde tekrarlandığını görmek istemiyoruz şeklinde konuştu.